Evet, şimdi FMEA'yı da aktif ettik. Yani entegralistik destek tarafında daha çok FMEA olarak kullanılıyor. Ama Winchell'in FMEA modülü tam kapsamlı bir FMEA modülü aslında. Yani kalite tarafında Design FMEA, Process FMEA, kontrol planları, Design Verification Plan vesaire bu tarz amaçlar için kullanılıyor. Ama Reliability tarafında da FMEA analizleri için kullanılıyor. Ben şimdi FMEA'yı aktif ettikten sonra şimdi size nasıl FMEA yapıldığını göstereceğim. Zaten ürün ağacını önce prediction tarafında tanımlamış oluyoruz. Bunu tanımladıktan sonra FMEA tarafında yeni bir FMEA oluşturmak için buradaki butona basıyoruz. Burada Process, Fonksiyonel ve Komponent FMEA. 3 tip FMEA'yı da bu destekliyor. Benim yapacağım Komponent FMEA olacak. Zaten bir tane hazırladım ben. FHA dediğimiz safety analizi için mesela fonksiyonel FMEA bunu da oluşturabiliriz. FTA kısmında da bunu gösteririm. Çünkü oradan FTA'ya link yapacağız. Ama FMEA tarafında komponent FMEA'yı kullanacağız. Zaten bir tane oluşturmuşum. Şimdi buradan çıkayım. Bu mil standart 1629 A task 101 102 103. Ve bu analizleri için hazır şablonları var. Zaten genelde de bize şartnamelerde sorulan standartlar bunlar oluyor. Şimdi ben evet buradaki verileri doldurmam gerekiyor. Buraları dolduracağız. Bunlar otomatik olarak FMEA'nin içerisine linklenecek. Mesela approved by Cevahir diyeceğiz. Tarih gireceğiz. Bunların hepsi FMEA şablonun içerisinde linklenecek. Daha sonra sağ tarafa geldiğimde burada aynı ürün ağacını, prediction'daki ürün ağacının aynısını göreceğim. Ben bilerek birkaç tane mekanik parça ekledim. Bir rulman, bir shaft ekledim. O yüzden bunların da failure modlarını göreceğiz. Şimdi FMEA'nın özelliği şu. Excel'de yapmaktan daha bize avantaj sağlayan kısmı şu. İçeride size otomatik olarak şu worksheet'e geldiğinizde sizin komponentlerinizi tanıyıp parça numaralarından prediction'da zaten bunları tanıtmıştınız. Mesela bir tane mikro prosesör, bir tane statik RAM, bir tane batarya koymuşum. Ve aşağıda mesela Rulman için şu kadar bakın hata modu var tanımlanmış. Ya da bir shaft için burada gördüğünüz hata modları. Normalde bunları manuel olarak oturup bir toplantıda tanımlamak çok kolay bir şey değil yani. Bu kadar hata modunu bulmak illa gözden kaçan şeyler oluyor. Bu yüzden hata modu kütüphanelerini kullanıyoruz. Bunları göstereceğim. Ve bunlar otomatik olarak sizin ürün ağacınızdaki parçaları tanıyıp hata modlarını getiriyor. Buraya failure rate'leri de otomatik olarak getiriyor prediction'daki. Bakın failure rate'ler geldi. Hata modları geldi. Şöyle sağa doğru çekiyorum. Bu hata mod yüzeylerini de getiriyor. Bu FMEA'da kullandığımız alfa değerleri. Alfaları getiriyor. Betaları 1 olarak otomatik giriyor. Daha sonra burada mod failure rate, mod criticality bunların hepsini hesaplayabiliyoruz. Ve burada doldurmamız gereken aslında niteliksel olan ortadaki değerler. Mesela en önemlisi severity tabii ki. İşte bu gerçekleşirse katastrofik, bu gerçekleşirse critical. Buradaki değerlerin hepsi bu mil standardı uygun olarak otomatik şablondan geldi. Ve ben burayı doldurduğumda occurrence'ı da kendi otomatik hesaplayacak. Ben hesaplatırım ama onu hesaplatmadan önce burada girmem gereken işte görev fazları, hatanın sebebi, lokal efekt, next efekt, end efekt. Evet, bunları hızlı şekilde doldurma yöntemleri de var tabii ki. Ve bu arıza gerçekleştiğinde alacağım önlem. Bunlar normalde FMEA'nın hazır sütunları. Ama bizim için önemli olan severity ve occurrence olacak. Şimdi occurrence'ı nasıl hesaplıyor? Siz bunları girdikten sonra buradaki failure modları calculate diyorsunuz. Siz calculate deyip prediction'ı ve FMEA'yı aktif edip calculate'e bastığınızda evet, hesaplamayı bitirdi. Şimdi bu hesaplamaya göre buradaki occurrence ve severity değerlerimiz doldu. Şimdi bu ne işimize yarayacak? FMEA'da başka ne özellikler var kullanabileceğimiz onları göstereyim. Birincisi buradaki hata modları şu şekilde hata modu kütüphanelerinden geliyor. O kütüphanelerden bir tanesi mesela en güncel olanı ben aldım buraya. Mods Library. FMD 2016 Mods Library. Failure Mod Distribution 2016. En güncel hata modu kütüphaneleri içeride var. Bu benim bu açtığımda 2016'da güncellenen en günceli. Bunun içerisinde gerçekten milyona yakın parça için
Hata modları tek tek tanımlanmış. O da benim ürün ağacımdan bu modları bulup mesela heater assembly dediğimde 3 tane hata modu. İşte dünyadaki heaterların %50'si bu yüzden, %22'si bu yüzden, %25'i bu yüzden, %25'i bu yüzden arızalanıyormuş. Bu bilgi oradan geldi. Şimdi burayı kapattım tekrar. Başka hangi hata modu kütüphaneleri var? İşimizi kolaylaştıracak. Buraya gelip create file dediğimizde run create wizard supplied project. Evet, şu gördüğünüz hata modu kütüphanelerin hepsi var. Ben en üsttekini seçerek projeyi oluşturdum. Çünkü bunlardan bir tanesini seçmemiz gerekecek doğal olarak. Ben bunu seçtim. Şimdi bu hata modu kütüphanesine göre FMEA'yı burada oluşturup analizi yaptıktan sonra bir de bunu risk matrisine atmamız gerekecek. O risk matrisi de burada kendi risk matrislerinizi tasarlayabiliyorsunuz. Yani buraya başta biz tabii istediğiniz bir risk matris varsa bunu hızlıca yapıp o şekilde teslim edebiliyoruz. Ama genelde MIL standart 882E'ye göre hani bir risk matrisini ayarlıyoruz. Mesela ben burada bir tane dolduracak olursam hızlıca bunu siliyorum. Buraya yeni bir risk matris tanımlıyorum. MIL STD 882E diyelim. Safety standardına göre. İşte X ekseninde severity, Y ekseninde occurrence olacak şekilde. Okey dedim. Hızlı bir şekilde bunu doldurmamız gerekecek. Mesela low risk olan bölgeler. Minor, remote, şuralar low risk, buralar high risk. İşte şuralarda medium risk olacaksa. Bunu bu şekilde tanımladım. Bunu böyle kaydediyorum. Daha sonra alacağım raporlarda bu, kaç tane hata modum risk matrisinin neresinde kalıyor? Bunları raporlayabileceğim. Hangi işte en çok hangi failure moddan gelmiş, en çok hangi failure cause'dan gelmiş? Bunları çok profesyonel raporlar alabileceğiz. Task 101, 102, 103 raporlarını alabileceğiz. Şöyle hemen bir tane 101 alırsam. Fimeca için. Evet, şu şekilde tabi buralar hep dolu olacak tam doldurduğunuzda ama önemli olan şu severity'nin mesela 101'de gelmesi failure modlara göre ve komponentlere göre. Daha sonra task 102'yi aldık. Bu da niceliksel bir analiz raporu. Task 102'de de tek tek severity'lerin karşısında failure probability'ler, mod ratio'lar, failure rate'ler olması gereken bütün sütunlar Task 102 raporunun içerisinde var. Yine 103'de aynı şekilde iki yeni ekstra sütun ekleniyor Task 101'in yanında ve bu şekilde geliyor. Bu şekilde FMEA'ları alacağız. Şimdi FMEA'dan burada katastrofik çıkan failure modlarını mesela FTA yapıp safety analizini almamız gerekecek. FTA kısmında oraya değiniriz. Yani prediction'dan FMEA'ya failure rate'leri alarak ve parça bilgilerini alarak geldik. Buradan da FTA'ya nasıl geçeceğimizi göstereceğim.